Selam arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber telefondan çok kolay ve çok profesyonel bir şekilde video montajı yapabileceğiniz Filmora'yı inceleyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar, videoda söylemeyi unutmuşum. Filmora ile ortak olarak çok güzel bir çekiliş hazırladık sizler için. 3 kişiye Android sürümünde geçerli Filmora Go Pro hediye ediyoruz. Ve 2 kişiye de 100 dolar değerinde nakit para hediyesi vereceğiz. Yapmanız gereken tek şey açıklama kısmından Filmora Go'ya gitmek ve daha sonra da beni Instagram'da takip etmeniz gerekiyor. Bu ikisini yaptıktan sonra çekilişe katılmış oluyorsunuz. Çekilişin sonuçlarını bir hafta sonra kendi Instagram hesabımda açıklayacağım. Arkadaşlar, Filmora Go'yu daha önce bir videomda incelemiştim ve siz çok beğenmişsiniz. Ben de o yüzden bir video daha yapmak istiyorum. Sizlere öncelikle söylemek istediğim şey arkadaşlar, açıklama kısmında indirme bağlantısı bulunuyor. Hem Android'de hem de iOS'ta bu uygulamayı indirip kurabiliyorsunuz ve video montajınızı bu program üzerinden yapabiliyorsunuz. Birazdan sizlerle beraber programı kullanacağız ve ne kadar kullanışlı ve ne kadar kolay olduğunu siz de göreceksiniz. Aynı zamanda bunun gibi videoların devamını istiyorsanız eğer aşağıdan video beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar, öncelikle uygulamayı ilk açtığımız zaman karşımıza direkt bir ana sayfa açılıyor. Ben şu anda Pro versiyonunu kullanıyorum. Siz de eğer Pro versiyonunu kullanmak isterseniz direkt yukarıdaki yazıya tıkladığınız zaman buradan Pro versiyonuna geçiş işleminizi tamamlayabiliyorsunuz. Ve Android sürümü yeni çıktı arkadaşlar. Yani daha önceden Android'de bu uygulamayı kullanamıyordunuz ama Android sürümü çok yakın bir zamanda çıktı ve artık Android telefonlarınızdan Filmora Go'yu da kullanabileceksiniz. Dediğim gibi açıklama kısmındaki linki kullanarak indirebilirsiniz. Hemen isterseniz uygulamayı kullanmaya başlayalım arkadaşlar. Ne kadar kolay olduğunu sizlerle beraber inceleyelim. İlk öncelikle aşağıdaki 3 tane butonu görüyorsunuz. Kamera, New Project ve Store diye 3 tane butonumuz var arkadaşlar. Kameraya bastığımız zaman direkt telefonun kamerası açılıyor ve kameradan direkt uygulamaya görüntü aktarabiliyoruz. New Project diyeceğiz şimdi arkadaşlar. New Project'e tıkladığım zaman burada benim az önce 2 tane deneme videom çıkıyor. Yani şu an montajını yapacağımız 2 tane video var arkadaşlar. Bunları sizlere göstermek istiyorum. Hemen şimdi sizlere vlog tarzı bir videonun montajını bu uygulamada nasıl yapabiliriz onu göstermek istiyorum. Şu videomu hemen tıklıyorum arkadaşlar ve daha sonra şöyle tıklayıp import diyorum. Import'a bastığım zaman direkt görmüş olduğunuz gibi videom uygulamaya geliyor. Şimdi yapmamız gereken şeyler gerçekten çok basit. Öncelikle eğer videonuza bir renk vermek istiyorsanız, yani biraz daha efektleriyle oynamak istiyorsanız, alt kısma geldiğimizde geriye bir kez tıklıyoruz. Daha sonra buradan filtre basıyoruz. Filtre bastığımız zaman hemen sağ tarafta presetlerin olduğunu görüyorsunuz. Preset'e tıkladığım zaman buradan verebileceğimiz efektleri program bize gösteriyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi bunun gibi efektleri uygulamamda kullanabiliyorum arkadaşlar. Ve videoma bu efektleri entegre edebiliyorum. Şimdi ben mesela bunu kullanacağım. Bunu birazcık kısıyorum arkadaşlar. Yani çok fazla etki etmesini istemiyorum. 30'da bırakıyorum. Daha sonra tamam, kapatıyorum. Şimdi rengimizi verdik. Rengimizi verdikten sonra arkadaşlar daha yapabileceğimiz birçok efekt var. Yine tekrar videoma tıkladığınız zaman arkadaşlar şöyle geriye geliyorum ve aşağıda efekt butonuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada birçok efekti de bulabiliyorsunuz. İsterseniz TikTok videolarınızda, Instagram videolarınızda bu efektleri kullanabilirsiniz. Yani bana kalırsa gerçekten çok iyi bir iş çıkarmış Filmora burada. Burada Bad TV diye görmüş olduğunuz gibi birçok popüler efektler bulunuyor. Ondan sonra arkadaşlar aşağıda zaten gördüğünüz her şeyi kullanabiliyorsunuz. Yazı ekleyebiliyorsunuz, sticker ekleyebiliyorsunuz, filtreler ekleyebiliyorsunuz. Şimdi sizlere bu videonun montajını göstereceğim. Birazcık sesini açıyorum arkadaşlar. Ben de rahat bir şekilde duymak için başlatıyorum. Selam arkadaşlar. Evet, videoya girişim mesela burada. Hemen isterseniz bir keselim. Şurada başlıyorum. Buraya tıklıyorum arkadaşlar, daha sonra split diyorum ve solda kalan kısmı tıklayıp delete diyorum ve şu an o kısmı kesmiş oldum. Çok kolay bir şekilde kesme biçme işlemimizi de yapabiliyoruz. Selam arkadaşlar, bu bir deneme videosudur. Burada yine susmuşum mesela arkadaşlar, hemen orada kesmeye başlayalım. Dur. Şöyle. Deneme videosudur. Burada susmuşum, tekrar tıklıyorum ve split diyorum, başlatıyorum daha sonra. Şu anda evet. Tekrar tıklıyorum ve split diyorum. Daha sonra solda kalan kısmı tekrardan delete diyerek siliyorum ve başlatıyorum.
Evet, şu anda videonun montajını bitirdik arkadaşlar. Yani kesme biçme işlemlerini yaptık. Bundan sonrası artık size kalıyor. Yani neler eklemek istiyorsanız uygulamanın alt bölümündeki sekmeden ne eklemek istiyorsanız ekleyebiliyorsunuz. Yani yazı ekleyecekseniz burada arkadaşlar mesela şurada text yazıyor. Müzik ekleyecekseniz müzik var altta. Stickerlar, filtreler gibi birçok efekti aşağıdaki butondan zaten ekleyebiliyorsunuz. Veya onun dışında eğer bir geçiş efekti eklemek istiyorsanız o da çok basit. Kestiğiniz yere geliyorsunuz. Şu I gibi bir şey var arkadaşlar. Ona bir kez tıklıyorsunuz. Daha sonra buradan Motion'a tıklayıp buradan bir efekti seçtiğiniz zaman geçiş efekti de eklenmiş oluyor. Mesela ben şuna bastığım zaman deme videosudur. Şu anda görmüş olduğunuz gibi böyle bir efekti kullanmış olduk. Yani geçiş efekti eklemek de bu kadar basit arkadaşlar. Böyle bir video montajı yapmış olduk. Selam arkadaşlar. Bu bir deneme videosudur. Şu anda Kerim Demir kanalındasınız ve aynı zamanda arkaya müzik eklediğiniz zaman da güzel bir video ortaya çıkacaktır. Ama müzik şu anda eklemiyorum arkadaşlar. Çünkü telife girmesini istemiyorum. Örneğin videonun bir kısmına da arkadaşlar bir efekt eklemek istiyorsunuz. Mesela bozulma efekti eklemek istiyorsunuz. Şuradan hemen geliyoruz arkadaşlar ve efekte tıklıyoruz. Buradan örnek veriyorum, Bad TV'ye tıklıyoruz. Film oranı, tanıtım videosu. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda bir şey çıkıyor. Bunu istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Yani videonun neresinde kullanmak istiyorsak oraya sürükleyebiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Mesela ben videonun şurasında kullanmak istiyorum. Bakın. Bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz. Umarım bu video hoşunuza gider. Bu kadar basit bir şekilde bu videonun montajını da bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra kaydetmek için de hemen sağ üstten şu butona tıklıyoruz ve Exporting Video diyor. 1080 piksel video çıkışı yapabiliyoruz arkadaşlar. Filmora Go'da yani videodan herhangi bir kalite kaybı olmadan kaydedebiliyoruz. Evet, Save to Camera Roll diyor. Yani galeriye kaydedildi diyor. Done dediğim zaman da arkadaşlar videom galerime gelmiş oluyor. Şimdi isterseniz bir de diğer videomuza montaj yapalım arkadaşlar. Diğer videomuz biraz daha böyle etrafı çektiğim bir video. Yani kendimi çekmedim bu videoda. Import diyorum ve o videoyu da şimdi açıyorum arkadaşlar. İsterseniz hemen onu da inceleyelim. Bu videoda da ne yaptım? Böyle eşyaları çektim arkadaşlar. Bununla alakalı bakalım neler yapabileceğiz. Güzel bir montaj ortaya çıkarmayı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi ilk öncelikle buradan başlatıyorum. Burada dursun. Split diyorum. Şimdi efektler ekleyeceğim ve daha sonra da geçiş efektlerini ekleyeceğim. Bakalım nasıl bir video ortaya çıkacak. Filter'a tıkladım. Present diyorum. Buradan bir efekt seçmem lazım şu anda. Nasıl bir efekt gider bu videoya tam bilmiyorum ama bu efekti ekleyeceğim. Şöyle 143-42 de bıraksak yeterli. Hepsine uygula diyorum. Yani bütün kliplere uygula diyorum. Daha sonra geçiş efektlerini ekleyelim. Evet, şimdi videonun montajını çok kısa bir sürede yaptım. 3-4 dakikada yaptım arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bakalım ortaya ne çıkmış. Bunu inceleyeceğiz. İsterseniz hemen şimdi videoyu başlatalım. Evet, bu tarz bir video yaptık arkadaşlar ve çok az zamanımı aldı. Sadece geçiş efektlerini ekledim ve bir de renk efekti ekledim. Daha farklı şeyler mutlaka siz de ekleyebilirsiniz. Ama ben videoda olduğum için sadece size mantığını göstermek için böyle bir şey yaptım. Hemen bunu da isterseniz kaydedelim. Sağ üstten kaydet butonuna basıyorum ve hemen render işlemi başlıyor. Yani export işlemi başlıyor. Ve daha sonra da galeriye kaydediyor. Ben Filmora Go'yu gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Yani kullanımı gerçekten çok kolay. Don dedim ve şu anda o videoda benim galerime geldi. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bunun gibi videoların devamını istiyorsanız eğer aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmından da Filmora Go'ya gidebilirsiniz. Android'de veya iOS'ta kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.